Herkese merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda havai köklendirme yapmaya çalışacağız. Armut ağacına yapacağım. Gördüğünüz gibi şu şekilde burayı kavlattım. Burayı kavlatmamızın sebebi köklendirici tozunun değmesi ve buradan kök gelişiminin sağlanması. Köklendirici tozu kullanarak biraz da köklenme oranını arttırmak istiyorum. Böyle köklendirici tozunu süreceğiz. Çok fazla sürmemize de gerek yok. Bu işlemi Mart ayında yapıyorum. Mart, Nisan, Mayıs aylarında tekrardan kontrolümüzü edeceğiz. Ve köklenmiş ise buradan keserek toprağı alacağız. Torf ile toprağı kapatıp köklenmesini sağlayacağız. Torf yerine perlit veya yine bahçe toprağı da kullanabilirsiniz. Evet, güzelce yedirdik. Evet, gördüğünüz gibi bir poşet geçirdim. Buraya toprağı koyacağız. Bir iple altını bağlayacağım. Çabuk yardımıyla. Alt tarafını bağlayalım. Arkadaşlar, şimdi torfu şöyle göstereyim sizlere. Torfumuz burada. Bu torfu içine ekleyeceğiz. Şöyle. Şimdi bunun içerisine torfumuzu atacağız. Nemlendirmeyi de unutmayın bu arada. Nemlendirmeniz çok önemli. Biraz daha ekleyeceğim. Şöyle. Şimdi dökelim.
Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamıyla içerisine topladık. Biraz da sıkıyorum. Şimdi bunu da bağlayacağız. Ve arkadaşlar biraz daha sıkalım ki dal toprağa tamamıyla değmiş olsun. Şu şekilde de kaplayalım. Ve şimdi arkadaşlar şöyle gözükmemesi için, yani karanlık bir ortam yaratması için şöyle kaplıyoruz. Ve şimdi burayı da bağlayarak işlemimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde havai köklendirme işlemini yapmış bulunduk. Umarım işe yarar. Umarım köklenir ve dikeriz. Siz de bu şekilde havai köklendirme, yani daldan köklendirme işlemi yapabilirsiniz. Köklendirici tozu gerekli miydi? Hayır, değildi ama işlemi hani daha da tutma şansını arttırmak için köklendirici tozu sürmenizi öneririm. Onun haricinde pek de fazla benim söylediklerimin dışında bir şey yapmanıza gerek yok. Yosun da çürümüş yosun da kullanılabiliyor. İşte torf da kullanılabiliyor. Pellet de kullanılabiliyor. Artık hangisi elinizde varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. 2 ay sonrasında tekrardan kontrol edeceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.